Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. merhabalar. Ben Perihan Tanto Borsa Tekniğe. Hoş geldiniz. Evet haftanın ilk işlem gününde bu hafta her pazartesi olduğu gibi strateji Ahmet Mergen Bay Tekniği ağırlayacağız. An itibariyle piyasalara baktığımızda hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Sabahtan hoş beri olduk. negatif bir görüntü vardı ama biz de sanki bir miktar daha kuru ayrı tutuyorum ama Borsa İstanbul'a bir pozitif ayrışma var. Çünkü e, yurt dışında işte Avrupa şu an negatif seyrediyor, ABD vadediler negatif ama endekste şu an fiyatlamalar hala 1414'ün üzerinde. Cuma günü bir yürekler ağza geldi ama bugün bir pozitiflik var açıkçası. E yani baktığın zaman yine böyle bir e, mızmız bir hali var. Yani... E, Bankalar kötü gitsem. bir de hocam. Yani. Aşağı hı hı. mı e, gitsem mi acaba? Yok gitmeyeyim. Mi? Yukarı vallahi gidemiyorum de gücüm yok. Düşemiyorum e, da. <laughs> havam, havam değil, mudumda değilim. Şu bu. Öyle dolanıyor. İşte sağda solda orada burada bir takım hareketler oluyor. Ama dediğin gibi bankalarda aşağı yönde bir gene... Işte Akbank 10 kuruş, ötekisi 15 kuruş ve bilmem kim 4 kuruş falan derken biraz da Tüpraş'ta kar realizasyonu var. 1 lira 1,5 çıktı. Pegasus biraz aşağıda, hava yolları. Diğer tarafta başka kağıtlar tutmaya çalışıyor, Ereğli filan. Hı, hı Demir çelik sektöründe öyle bir e, dolanıp duruyoruz yani. E bunun üstünde tutunmaya çalışıyor çünkü burası aynı zamanda e, 50 haftalık ortalamanın da olduğu bir yer. Son bir senenin TL bazında. E, burada da işte bir 1423 yaptık. Oradan e, bir kendini kaybetti eyvah dedi neredeyim ben filan arkadaşlardan ayrıldım galiba dedi hemen geri döndü e, 20 ve 8 günlük ortalamalar 50 günlük ortalama şimdi 50 günlük ortalamanın olduğu yerde ortalama test ediliyor gibi bir durum var yani bir cuma günüydü işte 1397 bir aşağılara gitti eksi 10-12 filan sonra toparladı bugün biraz eksiye gitti artıya gitti geri geldi bir şeyler e ee, rahatsız yani hani orta sahada dar, dar alanda kısa paslaşmalar Paslaşma. deniz biz. Hı hı. Ee, evet onun gibi eee kararsız kalsın. Öyle dolanıyoruz. Ee, bir şey bekliyoruz ama işte dolar da 50 kuruş yukarı attı. 8.88 26 çanağını orada katladı. 9.30 30 40 aralığına doğru geldi. Tamam orası da eyvallah artık büyük fincanı bari dolarda katlamayın yukarıya da kısa vadede işin rezilliği çıkmasın. Yani o zaman iş 10, 20, 10, 30 gibi rakamlara doğru ulaşır. Ee, anladık tamam. yani yüksek döviz, düşük faiz politika bu. Yani faizin düşmesi ve döviz yukarıya giderse de gider şeklinde bir görüntü var. Giden dövizi de işte ihracatın artışı, hala turizm sektöründeki gelişmeler falan onunla <laughs> idare edebilir miyiz? Ee, i̇nşallah bu petrol fiyatları falan aşağı gelir ama şu anda öyle bir görüntü yok. Gerçi hemen de tabi kontratlar yüksek fiyatlardan yapılmıyor bu alanda. Eskiden kalma kontratlar da vardır alım satım için. E doğal gaz galiba biraz aşağı doğru geliyor. O da bir güç gösterisiydi. Ya benimle fazla uğraşmayın. Doğal gazınızı keserim. Kışın dımdızlak soğukta kalırsınız gibi. E herkesin tabii siyasi bir şeyi var. Amacı var. E Ukrayna, e Kırım meselesi, e Rusya üzerindeki baskının arttırılması. E o da ona tepki olarak ötekini Görürsünüz gününüzü gibi. Ee, orada bir ucuzlama veya Azerbaycan'ın devreye girişi ama Azerbaycan da kendi başına hurra diye devreye girecek bir halde değil gibi geliyor bana. Çünkü orası da e, Rusya ile ekonomik ilişkileri fazla. Vallahi sallan yuvarlan gidiyoruz. E, Çin'de bir sıkıntı varmış. Değil mi? Ekonomik büyüme. Zannedersem... Hocam e, bu sabah üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını aldık. Kötüydü. Hakikaten beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretim rakamları o da kötü geldi. Yani. Yani evet. Ama Allah'tan şimdi tabii Fed'in varlık alımlarını kısmasıyla Çin'deki büyüme, Amerika'daki büyüme, işsizlik, istihdamlar filan bütün problemler o sihirli cadı vardı yıllar öncesinin filmi Elizabeth Montgomery oynuyordu zannedersem. Burnunu oynattığı zaman tükürük yapıyordu. Bir bakıyorsun hop her şey yerli yerine oturuyordu. Mutfak düzeliyordu falan. <laughs> e burada da inşallah dünya mutfağı bir anda düzelir. Fed'in tek hareketiyle. Bence hala konu yanlış yerde. Fed bu şekilde hareketlerle böyle ekonomiyi, dünya ekonomisini, dünyayı falan pek kurtaramaz. Çok basit bakın Amerika'nın sınırlarına Meksika'da zaten giren çıkan belli değil de e bu arada Güney, Amerika'dan, Orta Amerika'dan, adalardan falan insanlar kapılara yığılıyor. E Türkiye'nin üzerinde Türkiye'ye geçiş attı gibi insanlar Avrupa'ya gitmek istiyor. Yani ortada bir açlık var, bir göç var. Yani FED faiziyle yok varlık alımlarıyla falan filan bunların Bence çözülecek bir durumu yok ama yani ben sarı çizmedim, memedaayım ya ben makine mühendisiyim, ne anlarım ekonomiden? Ne tamam, anlayanları al gelelim, alalım bu tarafa. Hadi bakalım Fed üyeleri, başkanları. Bırakın alışveriş yapmayı da. Ne yapacaksınız? Dünyayı düzelteceksiniz, düzeltin. Yani sıkıntı başka yerlerde. Sıkıntı milletin büyük bir kesiminin dünyada. Paraya sahip olamaması, tabanda para yok, tabana para yayılmıyor. Para gittikçe toparlanıyor üst tarafta. E, ben yaşayayım, benden sonra gelenler kim ne olursa olsun isteyen ölsün. E, öyle bir felsefe yok, o çalışmıyor. Zombiler gibi gelir kapına, eninde sonunda bir gün. E, i̇şte Amerika'nın kapısına geldi. Yaş yavaş geliyor, yıllardır geliyor da şimdi artık akın akın kompela gibi geliyorlar. Amerika zaten göçmen alıyor ama bunlar rağmen e, Avrupa da öyle. <laughs> yani baktığınız zaman dünyadaki e, insanların neyi aradığını e, çok rahat görebilirsiniz. İnsanlar üç kuruşluk belki gırtlağından geçecek bir yemek arıyor ama İnsanlar aynı zamanda özgürlük de arıyor. Özgürlüğün bedeli yok. O başka bir bedel. Ama insanlar belli noktalara doğru gidiyor yani. Gidin, bakın, göç etmek istenen ülkeler hangi ülkeler? Buradan bir sosyolojik bir araştırma çıkması lazım. Büyük bir araştırmayla buradan bir takım sonuçlar elde etmek lazım. Niye kardeşim insanlar oraya gitmek istiyor ya? Nasıl oluyor da bu ülkeler başka ülkelerin cazibe noktası haline geliyor? Niye? Bu sorunun cevabını aramak lazım. o değil. Bütün dünya aramak lazım. Evet. Buralarda da 1397 son erişilen nokta olduğu için artık onun altı kısa vadede. Olmaz. Satış getirir. Ha paldır küldür yuvarlanır mı? E, o da ayrı bir mesele. Yani yabancı da sattığı, satacağı kadar. E, kalan sağlar bizimdir misali. O da öyle kaldı. Belli bir oranda. E, i̇stese sıfır maliyetli. Yani 20-25 senedir topladığı kağıtların maliyeti ala vere ala vere bölünerek o bu derken eksiye gitti belki de. Hala kârdadır da e dünyada da belli yerler var. Nereye gitsin bu para? Nereye gidecek? Yani bir takım yerlerde fiyatlar dip dediği ki kardeşim gitsin oraya alım yapsın. Petrole mi gidecek? 15 dolar da değil. Yani. emtialara mı gidecek? Hiçbiri orada değil. Pekala. E borsalara gidelim. S&P'ye git, Dow Jones'a git, Nasdaq'a git. Hepsi tarihi zirvede. Amerika'yı ben çok şişti. Avrupa'ya gel. E Avrupa'ya gel. Al DAX tarihi zirveye gitti daha geçenlerde. Orası da diplerde değil ki. Nereye gitsen zaten tepelerde. Türkiye'de bile gayrimenkul. Al işte buyurun. Her gece dinliyoruz ekranlarda. Orada da fiyatlar arttı. Yani artmaz dedik arttı. Bundan sonra daha da. Yani öyle bir skeç var. Bozmaz dedik bozdu, bozdu. <laughs> ama öyle böyle bozmadı. Yok buradan da bozmaz dedik. Daha beter bozdu gibi. Bu da daha beter arttı gibi oluyor yani. Tabii kara mizah. Biraz için espri tarafındayız ama e belki de yani insan üzülüyor. Bu konuda şaka da yapamıyoruz. Çünkü bir takım insanların derdi var ya sıkıntı var yani. Dünyada da böyle hale geldi. E o zaman bu para nereye gidecek? E parayı toplamaya çalışıyor. E topla abi. Topla da. Bakalım o nasıl toplanacak? Çünkü al işte Çin örneği para biraz devreden çıkar gibi oldu. Hop. Büyüme veriyor. Oradaki rakamlar ne kadar doğruysa o da ayrı mesele. Yani nedense bende bir güvensizlik oluşur her zaman. Çin denince. Çünkü rejim olarak yani bir takım şeylerin ortaya çıktığını, çıkacağını inanmıyorum. E, ABD çok mu iyi? Eh, yani daha iyi hocam. Bu kadar. Yani baktığınız zaman. E, eh, şimdi ABD'de ne olacak? Tamam FED varlık alımlarını kesti, onu kesti, bunu kesti. E hadi ince gidecek hali yok faiz artışına. Şimdi o da bakacak. Acaba ne oluyor? Yani parayı biraz kesersek istihdam ne alemde? Enflasyon, hadi kestik enflasyonun belini kırdık. Acaba istihdam ne alemde? Yani <laughs> istihdamı nasıl diyeyim? İşsizliği yüzde otuz, yüzde kırka çıkarırsınız. Enflasyonunuz olmaz. O da bir çözüm. Niye? Kimsenin bir şey alacak hali kalmaz. Yani kimse de talep olmayınca ne enflasyonu olacak? Adam bir şey istiyor, alamıyor, parası yok. Ya o da bir seçim ama o Nasrettin Hoca'nın eşeğine benzer. Tam açlığa dayanıyordu, gitti derler. O da bir seçim değil. O dengeyi çok iyi ayarlamak lazım. Bence işte bir iki ay bakacak duruma. ...sonra gene bir şeyler yapacak... ...tekrar 2-3 ay bakacak... ...öyle deneyerek... ...yanılarak falan... ...sonuçlara bakarak... ...öyle gidilecek... ...yani önce... ...pahat diye... ...hani bir hap al... ...hop bütün dünyada ekonomiler düzelsin... ...keşke olsa... ...olsa da herkes rahat etse... ...ama benim... ...hala gördüğüm kadarıyla... ...eğer tabandaki kütleyi... ...giderek büyüyor bütün dünyada büyüyor. Bunu geçimini sağlayacak şekilde tabana parayı yayamazsanız olmaz. Bugün bakıyorum Türkiye'de 25 liraya değil mi? Ne var? İşte burger. Yani köfte sandviç. Yani isim vermek gibi olmasın da işte büyük harfi M Diyelim ki 25 lira. E bakıyorsun. Kardeşim dolar 10 lira. 25 lira çok gibi geliyor. Türkiye için. E bakıyorsun dolar bazında. 2,5 dolar. E, Valla o 35 sene önce evet 89 kuruştu Amerika'da. Ama şimdi artık 2,5 dolara gelmiştir orada da. Ama biz onlar dolar kazanıyor. Bizde öyle bir kazanç yok vatandaş şöyle kazanamıyor. Şu anda 3500 dolar 3500 lira kazansa vatandaş. E, bölersen 9 uça neredeyse. Yani 300 310 dolar falan eder herhalde. Yok. E, 380 falan dolar eder herhalde. Asgari ücret. Yani zor dostum of <laughs> of arttırsan bu sefer de başka şeyi tetikliyor diyorlar filan böyle bir karambolün içindeyiz ya neyse geçelim bakalım kırmızı renkli 20 günlük ortalama son olsun ee, en son 1397'nin altı stop olsun burada bir tobo oluşumu olabilir mi 1376 sol 1375 71 baş 1397 inşallah sağ omuz buradan tekrar ortalamadan koparsa yukarıya en azından bir 3000 puan daha yukarı yazar yani. 141 binden 141.000'den 145, 146'daki o tepeye doğru tekrar hareketlenme yaşanabilir. Bakacağız. Geçelim. Evet hocam, isterseniz şimdi bir de endekse haftalık bakalım. Şimdi haftanın da günlük, dengünümde. 50 haftalık, son bir senenin ortalaması yeşil renkli eğri de oraya geliyor, zıplıyor. İşte oralarda bu sefer dördüncü kere zıpladı. Kırmızı renkli ortalama eğrisi. O da 1416'da 141.600. 20 haftalık ortalama. Yani 4 kere 5. Son 5 ayın ortalaması diyelim. Maliyeti. Orası koparsa işte tepede 1484 direnç orada. Orada bir gürültü patırtı kopar. Yukarı yönden tekrar geçtiği 20, 20 birimlik 20 haftalık ortalamayı bir test etmeye gelir, çarpar. Oradan 1484'ü geçerse, haydi bakalım, ver elini. Ne yapmışız? 1284 değil, 80, 1589 olacak. 2 basmışız oraya, her taraf 1200'lü rakam olunca kaptırmışız kendimizi. 1589'daki tepeye doğru yol alabilir. 1371'in altı aşağılara doğru hareket sertleşmeye başlıyorsa, hızlanmaya başlıyorsa vur çık. Neyse ne. Ondan sonrası Allah kerim yarın deriz, çıkar vurur, çıkar gideriz. Çıkamadınızsa hala. Geçelim. Evet hocam, son bir de dolar bazlı olarak bakalım isterseniz. Ondan sonra da biraz global piyasaları değer, değerlendirelim. Valla tabii doların bir anda 9.30'a gelmesiyle, Endeks de fazla bir yere gidemedi. Şimdi sarı renkli alandan aşağıya doğru kaydık. Nereden baksan bir 400 yani puan gittik. 154 68'di. 150 72'ye geldi. 4 puan gitti. Ya yani eski rakamlarla 400 puan. E, normalde bu aşağı doğru sarkabilir. E korkum istemiyorum öyle bir şey olmasını da sol tarafta çıkışta oluşan boşluk. Gerçi dolar bazındaki grafiklerde tek bir rakam kullanıldığı için bir devamlılık olmuyor zaman zaman grafiklerde. Ama gene de orada bir boşluk oluştu. Tıpkı yukarıda oluşan gibi. Yani oraya doğru da inşallah gitmez. Giderse zaten o işler bayağı uzar. eee yani sıkıntı artar. Borsadan da pek fazla artık yani seneye kadar gelecek seneye kadar ümidi kes. Buradaki önemli olan nokta son Ekim Kasım Aralık ayına doğru giriliyor. Bir hareketle ortalamaların üzerine kendisini attı attı. Yani Merkez Bankası'nın yani faize dokunmadan pas geçmesi filan biraz aşağı yöndeki ivmeyi bence azaltır. Ama bir merkez, bir faiz indirimiyle beraber oranına bağlı daha gelirse e doları 9.30'un da üzerine doğru iter. Şu anda zaten belli bir faiz ufak da olsa arttırımı da bence devrede gibi fiyatlarda 9.30'da. Ama sürekli kazanıyor galiba bu iş korkusuyla bu sefer yukarı gider 9.30'un üzerine. Pas geçilirse belki biraz daha bu sert çıkışın hafif bir düzeltmesi yaşanabilir. Ama 8 liranın falan altına altına şu anda gelmesi mümkün değil. Yani başka işler lazım. Çok büyük. Geçelim. Hocam, Kısa olacak iş değil. Şimdi bir ons altına bakalım. Neden? 1800 dolara doğru bir hareket gördük ama üzerinde kalamadı. Sert geri evet. çekildi. 1763 dolardayız şu an. Valla e, 4 saatlik grafikte 20 birimlik ortalamanın altına tekrar saktı. Şimdi 50 birimlik ortalamada 50 çarpı 4 200 saatlik ortalamada burada tutunmaya çalışıyor. E, üzerinde kalsaydı iyi olacaktı 1780'in. <laughs> 1.780 üzerinde kalamayınca çünkü direnç 1780'deydi. Orayı aşıp 1800'e gitmişti. Geçilen direncin üstünde kalsaydı iyiydi. Geçilen direncin üzerinde kalamadığı için şimdi 1780 gene dertli bölge oldu. Ama bu aynı zamanda aşağı yönde gitme ihtimalini de arttırdı. 1780 üstünde kalsa yok gitmez derdik. Ama şimdi 1749-50'ye doğru gelebilir mi? E belli olmaz gelebilir aşağı yönde biraz daha zorlarlarsa gelebilir. Ha, bu sağ tarafta bir sağ omuz yapar mı büyük canan? Yani öyle gibi görünse de ona da pek bu durumda görünüyor. Yani güvenmemek lazım. Daha yukarılarda bir yerde yapsaydı çok daha iyiydi. Alıcının geldiğini gösterirdi. Yani 1749'a bir daha gelişi demek ki 1800'ün orada bayağı güçlü bir satıcı var anlamına gelir. Zırt pırt 1750'ye tekrar gelmemeli. Onun altı, onun altı sıkıntıyı bayağı büyütür. 1720 mi olur? 1680 mi olur? Orası belli olmaz. Buralarda inşallah tutunur. Yukarı yönde bir hareketle altın tarafında altının yükselmesini bekleyenlere yardım eder. <laughs> Burası aşağı 1750'ye gelip Dolarda da faiz indirimi olmayan dolar TL'de de e, Merkez Bankası faiz indirimine gitmez de pas geçerse orada yaşanan bir aşağı yönde düzeltme atıyorum 9.30'dan 9.10'a 9'a geldi ve burası da 1750'ye sarktı gram altın iki taraftan birden gelen darbeyle aşağıya gider hızlı gider yani orası da zaten 538-540 TL civarındaki dirence bir kere daha geldi. Orada da bir boğuşma yaşanıyor gram altında. Evet, geçelim. Geçelim hocam. Bir de gümüşü değerlendirelim şimdi altından hemen sonra. E, o da tabii 23 dolarlara doğru bir geri çekilme yaşadı. Aynı şekilde. Evet. E, burası biraz da sabahki grafiğe göre yukarılarda kaldı ama şu anda bilmiyorum nerede. Hocam şu an günlük. 23 dolar 24 sent gibi yani 23-23 evet. diyelim. Hı -hı. Yani diyelim ki işte kırmızı renkli 20 birimlik kısa vadeli ortalamanın orada. O altına göre biraz daha yukarıda kalmayı başardı. Yani en azından 50 birimliğe gelmedi. Yani bu gelip gelemez demek mi? Değil. Tekrar 50 bir, birimlik o yeşil renkli ortalamaya doğru 4 saatlik kısa vadeli grafikte gelebilirdi kırmızının aşağı yönde geçilmesi yeşilin test edilecek anlamına gelir. 23 liranın doların. İki tane de dip var. 21 42 22 35. Onları birleştir. Mavi renkli trend desteği yukarıya doğru çek. O da 50 birimlik ortalamanın biraz altında. 22 80 85 gibi. Oralarda yeşil renkli okun olduğu yerde bir kümelenme var. Hem trend desteği oraya doğru geliyor hem de 50 birimlik ortalama oraya doğru geliyor. Büyük grafikte de günlük grafiğe bakacağız. Günlük grafikte de mesela 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalamalar nerede? Bir de onlara bakmak lazım. Ama kısa vadeli grafik şu anda çanağı tamamlayabilir mi? Ee, yani eğer 23'lerin falan 22.80, 23'ün üzerinde kalabilirse tekrar bir hamle ile 24'e doğru tırmanmayı deneyebilir. Uzun vadeli destek 22'de yani direnç 28'de. Buralar kolay kolay geçilmiyor. Aylık olarak son 4 senenin falan ortalaması 20.5 dolarda. Böyle de bir önemli destek yeri var. Ee, hem anti yani şey olarak bakteriyel hem endüstriyel bir madde olarak falan filan e, daha kolay yukarı doğru gitmesi gerekir diye talep olur diye düşünüyorsunuz ama e, çok o kadar yukarı yöndeki hareketlerde gereken böyle bir hamleler falan oluşmuyor. Çok şey gidiyor mız 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 mız. E, demek ki üretim fazla. Yani talebi karşılıyor demektir. Geçelim. Hocam şimdi Brent'e de bakacağız. Hatta ardından Bitcoin'de konuşacağız ama kısa bir aramız var. İsterseniz birinci yarıyı kapatalım, kısa bir araya gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki. Evet efendim şimdi Ekotürk'te Borsa Tekniks'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam Brent petrol diyelim isterseniz 85 doların üzerindeyiz an itibariyle. Evet burada fiyatlama durulmuyor. Vallahi 4 saatlik grafikte evet tepeleri birleştiren, dipleri birleştiren paralel çizgi, iki paralel çizgi arasında çıkış kanalında fiyat 50 birimlik ortalamaya çarpıp yükseliyordu. Şimdi işi biraz daha ilerletti. Son zamanlarda 20 birimlik ortalamaya çarpıp yukarı doğru gidiyor. Ee, güzel bir kanal oluştu yukarı doğru. Tepeye de gelince direnç çizgisinde satış geliyor, Desteğe doğru yanaşırken aşağı tarafta trend çizgisine orada da alıcı geliyor. Ama oraya son olarak gelmedi artık sarı renkli çanak katlanıyor. Orası 86 50 civarını falan yoklar yukarı yönde katladığı zaman. E orası da üst çizgiye değer eğer bu gidişte yukarı giderse. Ha, yalnız yukarı doğru gelirken artık 86 71'de yıllar öncesinin majör bir tepesi var. Yani oraya doğru geldikçe satıcı normal şartlarda gelebilir. 86 70 88 filan o aralıkta. Ondan sonrası boş zaten üst tarafa ama herhalde oraya doğru geldiğinde satıcı bir kendisini belli etmiş olabilir. <laughs> Pardon. İyi bir karda realize edilebilir. Yani millet karda uzun vadeli pozisyon tutanlar e, yukarı doğru gidiyor. 81 dolarda en son 86 dolar 5 dolar. Bir kontrat 5000 dolar yazar yukarı yönde. Bunlar büyük paralar tabii ki. Yani, e, trend bence yukarı yönde aynen devam. Kırmızı renkli 20 birimlik ortalamanın altına gelmediği sürece fiyatın direnci kanalın üst çizgisinde olur genelde. Tabi günlük ve aylık grafiklerle geçmişe de biraz bakmakta yarar var. Bilhassa 146'dan başlayıp 125'ler falan oradaki tepeden geçen majör bir direnç çizgisi var. O nereye geliyor ona da bakmak lazım. Buraların yakında bir yere doğru o çizgiyi çekerseniz geliyor olabilir. Aylık bir grafiğe de bakmakta yarar var. Tabii her şeye bir bakamıyoruz. Yani sırf brent analizi yapsak 10 tane grafiğe bakarız. Ama o kadar zamanımız yok. Gerçi bugün biraz dolar daha bir şey daha yaptık. Evet, Gene evet. beğenmişler dolar bazlı grafikleri. Eh, biz de aynen devam dedik sizlere. Son 20-30 senedir dolar bazlı Türkiye borsasında beğendiğiniz hisselerin nereden nerelere geldiğini göstermek istedik. Hizmette sınır yok. Yani... Burada da yani grafikler yani yukarı yönde e, trend yukarı yönde devam ediyor. Yani e, trende uymak lazım. Yani, yelken, rüzgar yelkenleri şişirmiş e, yukarı doğru e, gidiyoruz. Evet geçelim. Hocam son olarak hisselere geçmeden bir de Bitcoin bakalım isterseniz çünkü orada fiyatlama artık 60 bin doların üzerine çıktı. Şu anda 61 evet. bin 300 dolar seviyesindeyiz. Yani 62.888'e gelmiş. E, tabii 64.882'deki ana tepeye doğru yanaştı. 59.611'deki çanak da tamamlandı. Şimdi büyük çanağın tamamlanmasına geldi. E, geçebilir ama teknik olarak da satıcılar. Gelecektir. Geçer. Niye geçer? E, orada satış koyanlar stoplarını çalıştırsın. E, stopları stopları tekrar geri alıp sattıklarını zarar yazsınlar diye bazen yukarı doğru bir iterler. Tekrar geri verirler falan filan. Yani klasik forex oyunlarıdır. Ama e, çanak tamamlandı neredeyse. E, çanak geçilebilir de. Ama orada bir satış gelir diye düşünüyorum. Çünkü 40 binden geliyor. E, Lamucimi yok, iyi çıktı. Yani 40 binden 59, 53 e, bin arasında ufak bir çanak yaptı. Sağ tarafını doldurmadan aynen devam etti. Ortalamalardan biraz da uzaklaşmış durumda. Ha, buradaki hesap kitap uzun vadeli olarak herkesin söylediği 100 bin dolara nasıl gider? İşte 65 bin, 30 bin çanağı, 35 bin üzerine koyarsan çana katlarsa 100 bin dolar hedefi çıkıyor. E, gider mi gitmez mi? Yani tartışmalar dünyada devam ediyor. Bizde de zaten alevli bir şekilde devam ediyor. Ama kısa vadeli trend hala günlük grafikte falan. Yukarı yönde eh, çanak tamamlanmasından dolayı belki bir kult daha yapabilir. Aşağı doğru bir ufak bir çanak daha yapabilir sağ tarafta. Fincan kult falan filan yapıp tekrar yukarı patlarsa eh, herkesin bahsettiği 70 bin 80 bin oralara doğru gitme ihtimali artar. Evet geçelim. Evet şimdi hisselerle başlayalım hocam. Anadolu grubu holding <laughs> Geçen hafta dolar, bazlı, dolar bazında bakmıştık birçok hisseye. Dediğiniz gibi evet. çok da güzel geri dönüşler aldık. Devam edelim madem. E, 2000 senesindeki krizde 0.26 sent yani dolar 26 sente inmiş. Oradan sonra muhteşem bir çıkış var. Tabii ki endeks de 50 bin dolara geldi. 2013 senesinde 15 dolar. Yalnız orası tabii Baktığın zaman Eyfel Kulesi gibi oldu. Diğer taraflara doğru bakıldığında. Yani 8-12 neresi? Oradan bir aşağıya 5 dolara. 5 dolardan neredeyse 3'e katlayıp 15 dolara. Bu büyük para. Yani 2011-2013 arasında 2 senede %300. E, sıkı para. Birileri satar. O günden beri endeksle beraber. Endekste 50 bin doları bir daha görmedi. E burası da 15-19'u görmedi. Yani 15-19'da doları bozdurup akol alan daha sonra 1 dolar 48 sentte yani serveti e, Halkbank falan filan gibi Türkiye'deki birçok maalesef hisse gibi bakıldığında 2013 senesinden itibaren yaşanan o dolar çıkışı ve endeks düşüşü dolar bazında bu da 1.48'e gelmiş. Yani müthiş bir kayıp. Şimdi buradan dipleri birleştiren çizgi var. 20 aylık ve 50 aylık ortalama arasına doğru gidebilir. Son bir denemede yani o herkesin hurra diye koşturduğu dönemde hisselere 2020 senesinin büyük bir bölümünde 4.84'ü gördü. Ama oradan tekrar ortalamaların altına gitti. Tekrar 50 aylık ortalamaya doğru bir hareketlenme olabilir. Yani Artık buralarda da durmasın ya. Gerçi kağıtların çoğu böyle de. Ee, bir onun için bakıyorum yani. Ee, büyük bir ihtimalle çoğu yerde de biraz yukarı yönde hareketlenme olur artık diyorum yani. Çünkü kağıtlar bir takım yerlerde geçmiş 10 senede 15 senede gezdiği yerlere bakılacak olursa kağıtlar o, o yerlere göre dolar bazında çok aşağılarda kaldı. Trend çizgisi 1.48-2.29 diplerinin birleştirildiği çizgide. Destek orada. Evet 50 aylık ortalamaya doğru hareket yaşanabilir diye düşünüyorum. Geçelim. Hocam Alarko Holding ile devam ediyoruz şimdi. <laughs> Ona da bir bakarım, bakalım dolar bazında neredeyiz Alarko'da? Yani TL bazında bakıldığında kağıt 12'lere falan doğru gitti. Sonra 8'lere doğru geri geldi. Geri çekilme yaşandı. ve burada da en son çıkış işte o tarihi zirveye giderken TL olarak burası bir 71 doları gördü. Tarihi zirve 2.35'te, 2000 senesinde. Yani e burası da o 2000 senesindeki inanılmaz patlamada yani her şey uçtu kriz öncesi. E burası da bu şekilde 2.35'i görmüştü. Daha oraya gelmedik. 1.71'den aşağıya 20 aylık ortalama ile 50 aylık ortalama arasına doğru geliyor. 20'yi deldi 50'nin üstünde. Son 4 senenin üstünde. Yani ortalamalar işte 83 aşağıda, 97 sent yukarıda. Bu arada ortalama desteği yeşil renkli okun olduğu yere geldi. Genelde yeşil renkle gösterilen yatay alanın içinde gidiyor. Zaman zaman over shoot dediğimiz spike yani kıvılcım gibi patlamalar yaşanıyor. Ama yukarıda fazla kalamıyor. O patlamaların yarattığı yatay alan üst tarafta. 1.52 falan gibi, 1.60 gibi. İki tane tepe orada oluştu. Bu sefer sarı renkli yatay alan diyoruz. Aşağı taraf belli. <laughs> Bu kağıt krizlerde, büyük krizlerde 0.25, 0.30 aralığı. Yani 30 sente falan geldiği zaman kafadan gidip gözü kapalı alınıyor. Oradan sonra bekliyorsun. Dolar bazında 3'e 5'e katlıyorsun parayı. Şahane. Ama aman 30 sente falan gelmesin. Şahane mahane ama gelmesin. Boş ver. 30 sente almayalım. 50 aylık ortalamada falan durulsun yani. İnşallah. Çünkü o gelir, bu gelir, o gelir. E yani o zaman endeks zaten 15 binde durmaz. Alim Allah. Faciaya döner yani. Aman aman. Buralar gelmesin. Dikkat edersen zaten krizler yani 2001, 2008, 2018-2019 yani hastalığın yavaş yavaş çıkmaya başladı. 0.50 2020'nin Mart'ı. Dünyada gitti ya daha Jones 18-19 bin lira indi bir anda 27 bin dolardan falan. Burası da öyle bir düşüş yaşamıştı. E oradan 3 katına gitti, 4 katına gitti neredeyiz dolar bazında. İyi para bunlar. Geçelim. Evet, <laughs> bere holdingle devam ediyoruz şimdi hocam. Mera holding diyelim. Yani. Çıktığında halka az 2.37, 2.37'den 0.20 sent, onda bir. E, kağıt yaklaşık 7-8 senedir, 2013-2020 yatay bir alanda. En son 0.30'dan bir kaptırdı, 2020 Mart'ı. Gelen geçen hurra diye piyasaya gelen bütün yatırımcılara, siz misiniz gelen, fiyatları uçurdular. Çoğu yerde kağıtlar böyle roket gibi gitti. Herkes daha da gidecek, daha da gidecek falan sesleri arasında. Kağıt 4.10, 4.18, ikili tepe. E ortalamalar nerede? Kağıdın fiyatı nerede? Baktığın zaman ortalama 1.82'de kağıt 4.18'e gitmiş. Ortalamalardan ayrılanı sürü kapar. O sürüden ayrılanı yani. Kurtlar kapar. E, orada da kapmışlar. Çok fazla dikkat edin kendinize. Böyle ortalamalardan çok fazla uzaklaştığı zaman ters yönde hareket olur. Yukarıya giderken aşağıya, aşağı giderken yukarı ters hareketler yaşanır. <laughs> Onlara da düzeltme denir. Bu tamamen hisseleri vermişler, kaçmışlar gibi bir durum var. Bu kadar sert düşüş onu gösteriyor. Yatırımcı tutamamış kağıdı. Büyük montanda kağıtlar devredilmiş herhalde. E, yatırımcı sürükleniyor. 50 aylık ortalamanın altında 1.04'e kadar gelmiş e, ee, tepki yaşanabilir mi? Bu kadar düşüşe olabilir. Çünkü artık 50 aylık ortalamada. Ha yine 4-18 dolara gider mi? Bence biraz zor. Yine bir 1 milyonluk falan yatırımcı kütlesi gelmesi lazım ki buradan toplananlar da tepelerde onlara devredilsin. Yine bir sermaye transferi olsun yani. Evet geçelim. Geçelim hocam. E, Albaraka diyelim isterseniz şimdi. Albaraka'ya bir bakalım. Evet. 2007 senesinden beri tepeler alçalarak aşağıya doğru gidiyor. 2008 krizi 0.23. E, 1.14, 1.04, 0.97 falan derken oradan sonra ortalamaların altına bir gitti 2013'te. Orada hayır etmedi. 2018'den beri tıpkı bizim endeks gibi 0.14 017, 0'nın altı filan, dipler belli. Bir yatay alanın içine girdi sarı renkli. Şimdi kırmızı renkli 20 göğe, aylık ortalamanın üstüne çıkabilir mi? Onun direnciyle boğuşuyor, çıkabilir. Yeşil renkli ortalama 50 aylık ortalama, son dört senenin e, oraya doğru tırmanabilir. Yani e, çok da fazla bir şey e, beklemiyorsun yani. 017'den 025'e gelecek. E gelebilir yani bir liraya, bir dolara falan gidecek hali yok. O yatay alanda bir süre güç kazanıp borsa da yukarı giderse, hee, o zaman 0.50'nin üzerine doğru hareketlenme olur mu? E, borsa ile beraber düzelen ekonomiyle beraber yukarıya doğru gidiş hareketinin başladığı bir ortamda, evet olabilir. Sarı renkli alan yukarıya yönde uzun vadede kaplayabilir. Yani 0.75'in üstü biraz zorlu. Oraya geldiği zaman ilerleyen aylarda veya senelerde değil. Geçelim. Evet Coca Cola ile devam ediyoruz. TL bazında çok güzel bir performans sergiledi. Dolar bazında bakalım. Aynı performans tabii göremiyoruz. Evet yani dolar bazında baktığında kağıt 85-90'lara gitti TL'de. Yani 30'lardan falan kalktı. E burada da 3.47'den kalktı. 3 misli yaptı. 11 dolara kadar geldi. 2 tane tepe oluştu. Şu anda kırmızı 20 e, aylık ortalama 50 aylık ortalama yukarı yönde kesiyor. Sarı renkli bir çanak var. E, eskiden bakın 2,5 dolardan 27 dolara gitmiş. 10 katı. 2009-2013 senesi arası. İşte portföy kağıdı diyordum zamanında. Alıyorsun unutuyorsun. Ne oluyor? Kendi kendine haldır 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 uldur rotasında gidiyor. Oradan sonra işler değişti 2013'ten sonra. Dünya değişti, bizde de tamamen değişti. He. Oradan sonra ortalamaların altında. Şimdi ki toparlanmaya çalışıyor. He. Ortalamalarda destek bulmaya çalışıyor. He. 11 doları geçerse orada tekrar oyun çizgisini o zaman 13 veya ilerleyen senelerde 20'ye doğru gitme ihtimali var mı? Olabilir. O tabii bizim ekonominin ve bizim borsanın da yukarı yönde ivme kazanmasına bağlı. Yani ortalamaların altına gelmesin. Destek hem 20 hem 50 aylık ortalama 8 dolar civarında. 8 kere 10 desek 80, 8 kere 9 72. Demek ikisinin arasında bir yerde. Çünkü dolar 30 desek daha ziyade 73 74 gibi gözüküyor. 9.30'sa sa dolar. Yani bir çarptım böldüm kerrat cetvelini hatırlıyorum hala. Geçelim. Ve bir hocam. Yine yıl. Şeyime bakmadım yani telefonuma <laughs> evet. çarpmayı yaparken. 6 kere 6 36 babanın bu yolda kaldı falan derlerdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> bir Bu da... 2009-2013. Aynı Coca-Cola gibi. Kendi halinde gidiyordu kağıt. Sonra oradan sonra dolar bazında yataya sardı. Kağıt gidiyor hala ama dolar bazında gidemiyor. Kağıt TL olarak yukarı 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 gitti. 70'lere kadar filan. Ondan sonra baktığın zaman e, eh, aşağı tarafta nedir? 6 dolara yakın yerde sarı renkli ...şeye bakalım dörtgene ...altı dolara yakın yerde... ...altı buçuklarda, altı otuzda falan alıcı geliyor. Yukarı tarafta da 10 dolar... ...tamam abi diyor, yeter. He, benden bu kadar. Ortalama nerede? Yedi buçuk dolar civarında. Ortalamaların altına gidişi hoş değil. E, sert bir çubuk olmuş. Son iki aydır küt küt aşağıya. E tabi yani... Pandeminin getirdiği hurra diye o bütün marketler falan filan uçtu gitti falan filan. E sonrasında o eski şey koşu filan olmadı. Artan fiyatlar da tabii talebi alım gücünü kestiği için eski karlılıklar falan elde edilebilir mi şüphe oluştu. Daha büyük yatay alan mavi renkli alan dörtgen ama şu anda. Sarı renkli dörtgenin alt tarafına desteğe doğru geldiği için buradan belki zıplayabilir. Zaten orada da TL bazında 60 lira ve hemen altında 56 plan var. Oralardan dönüyor. Yani kağıdın da ritmi gitti pandemiyle. Alışverişler hızlanmaya başladı burada da. Kağıt sapıttı yani ne oluyor bana diye. Eskiden o kadar alanlar verenler indir bindir kaldır falan olmazdı. Alırsın tutarsın. Sarkuysan falan filan. Böyle kağıtlar yukarı doğru gider. Kendi kendine. Rahatsın yani. Fazla düşünmezdin. Geçelim. Geçelim hocam. Biz artık her yer çok oynak oldu. Evet. Arkim ile devam edelim şimdi. <laughs> evet. Evet. Eh, burası da dipleri birleştiren, tepeleri birleştiren bir çıkış kanalı içindeydi. Daha sonra 2020'de e, roket oldu. Yani bir buçuk doların üstüne bir anda gitti. Bir otuzların üzerine. Oradan 2.63 aşağı bir sert hareket. Niye? Ortalamalardan çok uzaklaştı. Ortalamaya geldi 20 ayda. Oradan bir daha uçuş. yine ortalamalardan çok yukarıda. Gene ortalamaya doğru geldi. 20 aylık ortalama test ediliyor. Yani kağıt tekrar 2.5'a gider mi? Gene ilk önceki iki defa yaptığı gibi. Vallahi yukarıda epey insan kalmış olabilir. Yani epey direnç oluşabilir artık iki buçuk civarında. Onu da akıldan çıkarmamak lazım. Ha, e, burada birileri var mı? E, bu tip hareketlerin olduğu yerde mutlaka birileri vardır. Yani 0.40'tan alıp 2.60'a gidiyorsa roket gibi e, mutlaka fiyat üzerinde etki sahibi büyük yatırımcılar veya gruplar olması aşikar. Her kağıtta bir takım kişiler var zaten. Bir takım gruplar var. Senetleri toplu halde almış, o kağıda inanmış şirketi e, fiyatları rahatlıkla yukarı aşağı götürebilecek oranda hisse işte senedi sahibi olanlar var. Fon olabilir, grup olabilir, spekülatör olabilir, var oğlu var. Yani zaman zaman da onların isteğine bağlı olarak kağıtlar gidip gelebiliyor. E, niye? E büyük yatırımcı, büyük fon neyse o da bakıyor etrafa. Para kazanabilir miyim diye fırsat kolluyor. Yani sizin para kazanmanız için kimse buralarda değil. Herkes kendisi para kazanmak için kendine çalışıyor. E, ulvi, ulvi bir amaç yok yani. E burada da kırmızı renkli 20 aylık ortalamanın altına doğru giderse o zaman yeşil renkli 50 aylık ortalama da destek bulur. Oraya doğru orayı test etmeye gelir. Ha buradan yukarı zıplarsa bence 2,5 dolara doğru yanaştığında satıcı gelir gibi geliyor bana. 2 tane önceki tepe dolayısıyla. Evet geçelim. Hocam aygaz diyelim isterseniz bu da son hissemiz olsun <laughs> madem. Yine dolar bazında bakalım. Evet burada da bloklar var. Hep yatay alanlarda dolaşıyor. Sonra maviden sarıya zıplamış. 3.50 civarında bunun direnci var kardeşim. 3 tane büyük tepe var. 2011 senesinden itibaren 2018'de de olmak üzere. 1.80 desteğinin altına gitti. Şu anda 1.10, 1.15 destek burada. Bu dibe geldiği zaman zıplıyor. Ortalamalarla boğuşuyor. Lotlar fazla olmadığı için kademelerde yukarıya aşağı rahatlıkla, rahatlıkla gidebilir. 50 aylık ortalamanın üstüne 1.87'nin üzerine çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama çıktığı zaman 2.5 dolar 3'e doğru yanaşırken satıcının geleceğini bilin. Yeşil renkli alan 1.10, 2. 90 kuruş. Demek ki katlarsa 2.90. Yani 3.5 kesin satış yeri. Orayı kolay kolay geçemez yani. Duralardır orada 3 tane devasa majör tepe oluşmuş. Ama önceki tepe 2.50 civarında. Evet geçelim. Evet hocam böylelikle şimdi e, hem yani hisselerin sonuna değil ama vaktimizin sonunda geldik. Birkaç hissemiz kalmıştı ama vaktimizi bitirdik. E tabii onları da dediğim gibi hem bu gösterdiklerimizi hem de geri kalanları Acar Menkul'ün Acar Menkul değerlerinin sitesine atıyorum. İsteyenler oradan bakarlar, orada bulurlar. O zaman Merkez Kendileri. Bankası öncesi hocam çarşamba günü tekrar görüşmek üzere diyelim. Ağzınıza sağlık. E hadi inşallah yani şu piyasa biraz toparlansa diyoruz ama gene buralarda mızmızlanıyoruz. Bakalım akşama nasıl bitireceğiz işleri. Yarın ola hayrola hocam görüşmek üzere. Yani e ne diyeyim <laughs> iyi olsun inşallah. İnşallah. Evet efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın saatler 14 gösterdiğinde tekrardan Borsa Teknik programıyla sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.